değerli komutanlarımızın, sevgili hocalarımızın anlattığı çok önemli bir hadise var. Bence bu yeni bir soğuk savaşın çok daha kritik bir noktası. Yani ben şöyle bakıyorum ona. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri stratejik olarak Çin'i engellemek istiyor. Bu çok önemli. Ve bunu nerede yaptı? Genel Turman Kore Savaşı'nda yaptı. Yalı Nehri'ne kadar Çin ordusunu püskürttü. Ya hocam bak e, biraz evvel Sayın komutan dedi ki geçmişi anlatmayın dedi. bugün anlatın dedi. Komutanım bir dakika müsaade ederseniz. Yani öyle ben öyle söylüyorum. Komutanımızın görüşü duruyor. Ben, tamam, yani hocam, ben böyle görüyorum. Yani, Peki Nasıl tamam. ben sizin görüşün şey yapıyorum. Ama Rusya'da ne yaptı bu sırada? Doğu Berlin'de kriz çıkarttı. Öyle mi? Ve olay nerede düğümlendi? Küba krizinde. Küba krizinde kilit ülke kimdi? Türkiye. Çünkü Türkiye'de iki önemli şey vardı. Bir Jüpiter füzeleri Uralları vurabilecek çok önemli balistik füzelerdi bunlar. Ve Rusya'nın ciğerini söken bu iki uçaklar Adana'daydı. Ve Norveç'te mekik uçuşu yapıyordu. Şimdi bu, bu dönem içerisinde Küba'ya silah gönderen kim? Sovyetler Birliği, Brejnev doktrinine göre Amerika içinden vururum dedi. Şimdi Sayın Putin dedi ki, biz sizin dedi bu arka bahçenize silah koyuyoruz mu dedi. Üç şey istiyorum dedi. Bir, NATO'nun genişlemesine bize taahhütte bulunun. Resmi, official, siz Reykjavik'te, Gorbaçov zirvesinde bizi kandırdınız, gibi mekzada geldiniz. İkinci husus, buradaki silahlarınızı çekin ve bir şekilde biz masaya geri dönelim. Yoksa ben de diyor, bakın Lavrov söylüyor, beş gün size süre verdim diyor. Çok büyük bir meydan okuma bu. NATO Genel Sekreteri diyor ki, hayır böyle bir şey yok. NATO genişlemeden vazgeçmeyecek. Aslında mesele burada Ukrayna'nın genişlemesi mi? Yoksa Kazakistan, işte Afganistan, baktığımız zaman komutanın dediği gibi Rusya'nın hareketlendirebileceği, şimdi Rus donanması, ben biraz daha ekleyeyim, Baltık'ta hareket yapıyor. Bu tarafa nükleer denizaltıları koy Nükleer denizaltı, Küba'daki konulan füzelerden çok daha tehlikeli. Çünkü onu yakalaması lazım bir kere önce. Çok daha tehlikeli Amerika için. Yani ben seni acıtırım diyor Amerika'ya. Türkiye ne yapmalı hocam? Bir Sayın dakika, Yücel'in söylediği gibi NATO'nun genişlemesine Türkiye, izin vermeli mi? Yoksa bu Türkiye açısından çok zararlı oraya bir durum olacağını Ama burada olaylar, şimdi diyor ki Avrupa Birliği ben size ağır yaptırım yapacağım diyor. Kime? Rusya'ya. Ne, ne zaman? İfkulos koyuyor burada. Siz Ukrayna'ya girerseniz. Peki böyle mi? Ben e, Ceyda Hanım'a gönderdim. Haritaları koyarsanız şu anda çok ciddi bir kuvvet aktarımı var şeyde Ukrayna'da. Bir, geçen defa anlattım. Medarusça sınırında var iki e, bütün e, Doğu Ukrayna sınırında var üç Karadeniz'de var ve bu da yetmiyor e, kuvvetlerini Suriye'ye indirdi bir kısım deniz altına. şimdi şöyle bir şey var e, ortak hareket etmek için biz 24 Ocak'ta toplantı yapıyoruz diyor, Avrupa Birliği diplomasi haftası dendi bir e, netice alınamadı şimdi bakalım NATO Amerika Rus görüşmeleri tıkandı ve görüşmeye gerek yoktu kim diyor bunu Rusya'da işitilen Raybakov bu çok önemli bir şahsiyet yani ee, pekala farklı yöntemle Cenevre çıkmazından çıkacağız Ve Lavrov da diyor ki Ültimatomuzda sabrımız tükendi diyor Şimdi bir tane şarkı var Rus gelir aşka Rus'un dansı başka diye Şöyle bir şey var Cevabı sonsuza kadar bekleyemeyiz Yani bana müspet veya Menfi bir şey var diyor Halbuki Amerika tarafı da diyor ki Wendy Sherman Bu ikili şeyi götüren diplomat Rusya hızlı ilerlemek istiyor Silahsızlanma haftalar yetmez Zaman ve ilerleme alanı vermemiz lazım. Yani Amerika, bence Rusya'yı tetikliyor. Gel sen hata yap, savaşa gir, seni haksız duruma düşüreyim. Rusya bu tüteye gelecek mi, gelmeyecek mi? Tamam hocam, Ukrayna'yı başka bir zaman konuşalım. Hayır, NATO Ukrayna üzerinden, değil, hocam, NATO NATO bir, üzerinden bir, devam şey edelim mi? Bakın, dışişler, Joseph Borrell de diyor ki, bakın bunların hepsinin içerisinde Türkiye'de var. Oraya geleceğim. Yani siz... Dış politikadan siz Türkiye ayrı düşünemezsiniz ki. Kuşkusuz. Sen NATO'nun müttefikisin bir kere. Alınan kararlarda imza ama Türkiye olarak. Ya tabii şey çok önemli. en son, verilsin Sayın, sayın. E, Cumhurbaşkanı'nın kullandığı kelime dün, bugün veya dün e, Türkiye'nin istikameti, sayıdık istikameti Avrupa Birliği'dir. Evet ben bak, bu konuda gerçekten böyle midir? Yoksa farklı mıdır? Göredir. Ben Türkiye'nin e, Şu istikametinin batı olduğunu düşünüyorum. Şimdi o hocanın dediğine de katılıyorum. Bir Amerika'yla yumuşama vardır. Oraya bağlayacağım. Şimdi Siz de U dönüşü olduğuna bakayım. katılıyor musunuz hocam? Nasıl U dönüşü Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığına yani katılıyor musunuz? U dönüşü çok dert bir şey. Normalleşme diyebilir. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanı toplantısı da vardı. Diyor ki Avrupa Birliği'ne samimi bir muhasebe yapın diyor. Bir. Ben diyor Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefine bağlıdır diyor. Biz bundan iktidarda kaldığımız adaletsizliğe rağmen stratejik önceliğimiz ne demek stratejik öncelik? Yani devlet go go West Youngman dediğimiz işte benim tek tatta Amerikan kovboyluğu. Türkiye'nin hedefi ta Orta Asya'dan beri batıya gitmek doğuya gitmek değil. Yani Çin'le gelelim komşu olalım değil. Peki nedir bu? Şurada siz de buna katılıyorsunuz o zaman. Amerika Birleşik Devletleri ile bir normalleşme adımı var ve de, Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında atmış bakayım, olduğu bir adımdan mı söz ediyorsunuz? Normalleşme değil. Bir silahlı hazırlık bakayım. içerisinde olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nin bir evet, şey yani sayı yüze çok e, daha e, farklı e, bir noktaya e, e, değiniyor de, ama. değmiyor. da bize bugün karşı tavrı var tarzım. zaten. Şiddet Birinci İsmet projesini Amerika çekti desteğini. Gerekçesi ne olursa olsun. Yunanistan'ın bütün beklentileri bu. Artı gelen haberler Yunanistan'ın 12 milden vazgeçeceği vazgeçmezse de kendi sorunu başına gelecek belayı kendi düşünsün. Türkiye çok sert konuştu. Gitti. Savunma Bakanı amfibi alaya gitmesi Tugay'a çıkarma yaparım demek bu. Başka bir şey yok askerde. Ama Sayın Yücel daha farklı bir ifade kullanıyor. Ne normalleşmesi Amerika Birleşik Devletleri ile. Oraya geldi. Çok ben, daha ben farklı bakarım. olayları. Sadece Amerika ile değil. Türkiye'nin etrafında. Türkiye Önce biz biraz sonra konuşacağız. Ermenistan'dan normalleşmesi var. İki, Sayın Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'a geçecek yakında. Suudi Arabistan. Ermenistan'da biraz Birleşik Arap Emirlikler Var. Ondan sonra İsrail'le ilişkilerde önemli değişiklikler var ve Mısır var. Demek ki Yunanistan'ın bize karşı cep, kurduğu cepheyi Türkiye kırıyor. Ve peki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ismeti geri çekmesi. Bir başka husus daha var. O da şu. Ee, işte Halk Bankası'ndaki kararın askıya alınması hukuken olmaktan ziyade siyasi bir mesajdır bu. Yani başımızı yani, belaya sokacak bir olay bu. Şöyle bir şey, şey. söyleyeyim. Ee, yani. Şimdi diyoruz yani bunların hepsi tamam ama yumuşama falan. Ee, acaba bu yumuşama daha evvelden bir oyun planı mıydı? oyun planı Türkiye'ye sıkıştırıldı. Onunla ilgili bir ipucu var. Onu <laughs> Sayın, Sayın sayı Yücel'e de bir gelebilir miyim? Sayın Yücel'in oyun iddiaları daha da farklı. E, da e, o yüzden Türkiye evet, ne istiyorum. yaptığını söylüyor. Bir dakika Ama Sayın... ben sözümü bitirmedim ki. De. Bir tamamlayın çünkü Sayın Yücel'in çok daha farklı bir iddiası var o Hocam, anlamda. Hocam dinleyeceğiz onu tamam. da herkes herkesi dinliyor ama evet. bu akademik saygı içerisinde yürütüyoruz. bu. Yücel hocamdan sonra benim de bir eklemem lazım. Türkiye, Kafkaslar'da bu gelişmeyi 3 artı 3'te İran'la beraber de yürütüyor mu? Bu çok önemli. Rusya da bunu destekliyor mu? Evet. Ee, Ermenistan çok önemli bir kırılma noktası Amerika'ydı. Ve Amerika'da, Rusya'da bundan memnunuz diyor. Yani Ermenistan, Erivan, Ankara yakınlaşması. Belki de sınırlar açılacak bilemiyoruz pazarlıkta. <laughs> Şimdi bu tarafa gelelim. Türkiye'nin çok önemli bir şeyi daha var. Savunma Bakanımız Sayın Akar dedi ki bir heyetimizi göndereceğiz. F-35 ve F-16 konusu da konuşulacaktır dedi. Yani e, şu şunu görüyoruz. Yaklaşan bir seçim süreci var Türkiye'nin içer? Bir sene kaldı, hey, belki de daha heyet az. Heyet mi gönderecek heyet mi gelecek? Nasıl abi? efendim? Heyet mi göndereceğiz, heyet mi gelecek? Hey, biz heyet göndereceğiz. Onlar gelmişti, biz Hı. göndereceğiz. Şimdi Sayın. bak bir husus var. E, o da şu. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi stratejisi de sıkışmış durumda. Neden? Karadeniz e <laughs> Türkiye olmadan giremez. İki, Rusya'nın bu hamlelerine baktığınız zaman... ...hiç de şeyler değil. Küba'ya, Venezuela'ya asker gönderme, İsveç'e tatbikat. Diyor ki Putin'e yaptırım yaparsanız gemileri yakarım diyor Rusya. Diyor ki Putin'e yaptırım uygulayacağım. Bir devlet başkanına yaptırım uygulamak çok ağır sonuçları olacak bir hamle. Bu konuşuyor diyor e, arka sokaklarda. Peki Ukrayna'ya yapılan siber saldırıya baktığımızda ve en önemlisi Lukashenko'nun kolektif güvenlik renkli devrimleri ilaçtır diyor. Şimdi baktığımızda acaba bu renkli devrimler hemen Çeçenistan topraklarına yansır mı? Kazakistan'a yansır mı? Veyahut da işte e, bakalım Afganistan'da ne olacak? Kazakistan'dan sonra Özbekistan bu işin içerisine dahil edilir mi? Şimdi şöyle bir şey söylüyorsunuz ama yani... E, Her iki taraf birbirine Hayır, Putin'le Putin ilgili bir şey söylüyorsunuz. Putin'e diyorsunuz ki, Putin konusuyla devlet başkanlığı yaptırım uyguladığı zaman e, uygulamaya çalışıyorlar diyorsunuz. Evet devlet efendim. Başkanına. Şimdi zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Öyle bir, öyle bir vaziyette ki şu anda Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, oraya koyduğu silahlarla, oraya koyduğu şeylerle, takviyelerle Rusya'nın önünü alamayacağını biliyor. Açık ve net gözüküyor. Yani Amerika bir şu anda düğmeye basalar herhalde Baltık'tan çıkar şey Rusya. Şimdi tamam, bu kadar doğru. bu kadar önemli bir konu var. Onun için e, eğer eğer bunu beceremezlerse yani e, NATO olarak Amerika Birleşik Devletleri Rusya Rusya'nın karşısında biraz evvel söylediğiniz tedbirleri alamazsa o zaman NATO çatır, NATO çatışma şeye başlar. Çatırdamaya başlar çünkü Amerika'ya inanç kalmaz beraber orada işte. Diye. Tam bu noktaya geleceğim müsaaden. Joe Biden ne dedi? Ben NATO'yu e, eski ayarlarına getireceğim. Amerika da ayarına gelecek. Şimdi yeni bir zirve yapılacak. Bu zirvede neye konuşulacağı önemli ve çok önemli bir şey daha var. Zirvede Rusya'nın dışında Çin de konuşulmaya başlıyor. Peki. Şimdi bu halde baktığımız zaman şunu görüyoruz. Acaba Ukrayna ve Doğu Avrupa'yı da dayanışma ve Rusya ile tekrar masaya oturtulur mu? Ve Türkiye burada ne yapacak? Ben Türkiye'den bir, batıdan stratejik olarak %50 ticaretin yapacağını, Avrupa Birliği'nden ayrılmayacağımızı düşünüyorum. NATO'dan da ayrılmamıza gerek yok. Neden çıkacak? Kim bana nükleer silah verecek? Rusya karşısında bana böyle bir garanti veren var mı? Türkiye'nin nükleer silahı yok. Nerede var? Ancak NATO CMC altında var. Yani Amerika'nın da var. Sayın Pekin şu ifadeyi kullandı. Atılan adımları olumlu düşünmekten ziyade aslında bir na, bir nebzede kuşkulu yaklaşmak gerekiyor. O Neden hocam Amerika Birleşik Devletleri'nin bu adımları attığına bakmak şey gerekiyor. Çok çok puslu bir hava var. Her İşte herkes, ona dikkat herkes etmek herkes gerekiyor dedi Sayın Pekiş. Sayın yücelinde. Türkiye. O zaman ...bütün istihbaratını, her şeyini, diplomasisini çalıştırmak suretiyle... ...dünyada ne oluyor? Pozisyonu da ona göre alıyor. Peki. Eğer Amerika bana göre başka bir hareket yaparsa ona göre yapacağız. Çünkü biz bir devletiz. Bakın, İkinci Dünya Savaşı'nda 60 milyon insan ölürken... ...Türkiye bu aklıyla bir tek Mehmet'ini kaybetmedi. Bu Türk devlet aklıdır. Biz bu coğrafyanın hakimiyiz. Yani Amerika gelecek 10 bin kilometreden Suriye PKK'ya silah verecek... Ondan sonra Yorga'ya birkaç tane e, gazete verecek, bizi tehdit edecek. Yok Peki. öyle ya ama. Peki Sayın Yücel'e gideyim. Yağma. Buyurun ee, Sayın Yücel. Buyurun hocam. NATO, e, Dogol ve e, Kosiga'yı o yüzden söyledim. Bunlar devlet yönetmiş isimler. Ve diyorlar ki NATO, üye bulunan ülkeleri kontrol ve denetim aracıdır Amerika Birleşik Devletleri için. Türkiye'ye geldiğimizde... Edebildiği kadar. Tür, e, Türkiye'de de milli reflekslerini zayıflatıyor. İçeriden FETÖ'sü, PKK'sıyla, Gladiosu'yla... E, Muhalefete yönelik şu anda yaptıkları planla Amerika Birleşik Devletleri bunu artık açıkça söylüyor. Türkiye'de de Türkiye'nin e, hem Asya'ya yönelmesini, Asya'nın yükselen kuvvetleriyle birlikte bir e, tehdidi göğüsleyebilecek bir ittifak inşa etmesine engelliyor, hem de kapıda tutuyor. bakın Avrupa Birliği ve NATO bu açıdan aynı işlevi görüyor Türkiye için. Silah Size... pazarı aynı zamanda. Efendim. Silah pazarı aynı zamanda. Evet, silah pazarı aynı zamanda. Avrupa Birliği üyelik e, görüşmeleri başladığında. Avrupa Birliği'nin ünlü bir dergisi şöyle bir karikatür yayınladı. Koca bir Avrupa Birliği kapısı var, AB logolu. Kapısında da bir tane bekçi köpeği evet. e, koymuşlar, e, kulübesi koymuşlar. Kulübenin üstüne de bizim şanlı bayrağımızı koymuşlar. Bir Milleti aldatmayalım, onlar bize böyle bakıyor. Sen bizim güvenliğimizi sağlayacaksın, ey Türkler. Kriz bölgelerine müdahale gücü olacaksın. Yani Mehmetçik gidecek... Orada savaşacak, benim için burada savaşacak. Sonra burada da savunulacak o. aklı bir gerekçeydi diye. Böyle bir şey mi olur? Biz kimsenin ne sığınmacı kampıyız, ne güvenliğini sağlamak zorundayız, ne de sınır bekçisiyiz. Bizim menfaatimiz Türkiye'den geçer. İkincisi şu. Bakınız Rusya ve Çin'e yönelik planlarını konuşmaktan önce, Türkiye'ye yönelik planı ne? Onunla ilgili çok önemli işaretler verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili şunu söylediler. Af dile af, seni affedelim. Bakın bunu şu anda Pentagon'a yakın kaynaklar, FETÖ'cüler, geçen hafta da anlatmaya çalıştım bir toplantıda bunu dillendirdiler. PKK'nın yayın organları ve çok daha önemlisi şu anda PKK'nın partisini kurtarma hamlesi sandığa yönelik, sandık öncesi ve sonrasında bir kaos planı hazırlığını görelim. Şu anda Türkiye'ye bir şiddet dayatılıyor ve Amerika bunu açıkça, kendi işte Pentagon'a yakın dergilerinde bunu açıkça yazıyor. Mesela ne diyorlar? Şunu söylediler en son yayınladıkları bir metinde. Aslında yazarına ait değil bu Pentagon politikası. Boşuna yazdırılmıyor bunlar. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı evet, Erdoğan orada çalışıyor sandık. Yani. Efendim? Orada çalışıyordu yani. Evet. Orada yani yakın doğu şey, evet. direktörü. Şunu yazıyorlar Sayın Pekin. Siz de o makaleyi iyi biliyorsunuz. eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıktan çıkamayınca Türkiye'de kaos olacak. Çıksa da kaos olacak. Aç kendini buğday ambarına Hayır ama şöyle bir plan var. Onu o görelim. O enteresan tabii yani. Onu önlem almak gibi bir görevimiz Her var. Her türlü planı Şimdi u, u dönüşü 180 derece geri dönmek demek değil mi? Ben Siz şimdi şunu şimdi burada Yapılan hamleleri, Ay. yapılan hamleleri, opusuyu kaldıralım, şimdi, daha net bakalım. Şöyle bakalım. bakın Şimdi Çin ve Rusya planlarını tamam konuşalım onlar ama evvela bir Türkiye planı var. Ve o Türkiye planında şu anda bakınız ana muhalefet partisi, çok vahim bir şey söylüyor. Bu kaos planına uygun bir siyasal iklim yaratıyorlar. O da şu. Türkiye'nin anayasası gayrimeşrudur. Tövbe. Cumhurbaşkanı gayrimeşrudur. Seçimler gayrimeşrudur. Başkanlık sistemi gayrimeşrudur. Yani yıkmak meşrudur. Her türlü yıkabilirsin. Gayrimeşru dediğiniz anda sizin de iktidara gelmenizi sağlayacak olan hukuki zemini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. İki, bu kuvvet aynı zamanda KHK kararlarına, yargı kararlarına bakmak sizin onları tekrar devlete, götüreceğiz dedi mi? Anı Muhalefet Partisi'nin CHP'nin yöneticileri dedi mi? Bunu dedi. Yani bu ne demek? Yargı kararlarına bakmaksızın KHK'lıları yeniden devlete getireceğim demek yargıya yeniden 4 bin FETÖ'cüyü sokacağım demek. Ya da 30 bin tane Türk Silahlı Kuvvetleri'ne FETÖ'cü subayı geri koyacağım demek. Bu kaos değil mi? Şu anda Türkiye'de düşünün. İktidara geldi Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın kuvvetler ve dedi ki Mavi Vatan e, maceracı dediler. Zaten söylediler bunu da açıkça. Ben donanmamı geri çekiyorum Antalya Körfezi'ne. Ya da Suriye'nin kuzeyinde e, Barzani'ye yakın işte PKK'nın e, kuvvetlerini e, tehdit olarak görmüyorum. Onu da söylediler. Oradan bize tehdit mi geliyor diye. Ya da işte Selahattin Demirtaş gibi PKK'nın siyasi sözcüsü serbest kalsın. Yani dış, içeride kaos da uygulayabilecek olan sorusun PKK'nın kuvvetleri serbest kalsın. Hem de dışarıda gayrimeşru propagandası yapalım. Tek adam diktatör yıkıyoruz diye aynı Irak'ta, Libya'da yaptıkları gibi bir siyasal iklim yaratalım. Ne yapmalı peki Sayın Yücel Türkiye'nin? Nasıl önlem şöyle, almalı? Biz de kendi planı, önlemimizi almalıyız ifadesini tabii, kullandınız. Bir kaos planı dayatılıyor Türkiye'ye. Bir bunu görelim. Çünkü şu anda e, ekonomik krizin de üstümüze ağır, yani Türk milletinin üstüne sorun ağır olur bir yani. yükünün gelmesiyle birlikte Kazakistan'a benzer bir e, kışkırtmanın pususunda olduklarını görelim. Ve işte şimdi bunun planını yapıyorlar ve açıkça da yazıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin güvenliği, evvela kendi güvenliğimiz, Yanında elbette. için elbette. ben önce evvela kendi güvenliğimiz şu anda batının içerisinde yer alarak sağlanabilecek durumda değil. Şu anda batıdan gelen tehdidi göğüsleyebilmemiz için evvela iç cepheyi sağlam tutmalı. Yani bu kuvvetlerin kullanmaya çalışacağı vatandaşlarımızı uyarmalı ve onları Burada Türkiye'de yapıyoruz zaten. Evet evet yapıyoruz. Ben e, ama siz ben size şuradan katılmıyorum. Siz Buyurun. Batı kampının içerisinde yer alalım dediğiniz anda hocam ben e, milletimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarı her orada yer alır. Şu anda çıkarımız hukuken, şu anda Batı'nın bak, karşısında. Hocam, hukuken biz NATO'nun müttefikimiz. Evet. Avrupa Birliği'nde üye adayı mıyız? Buradaki ben, duruşumuzdan vazgeç. Tamam durayım. ben bitireyim az önce. Sayın Yücel de tüm bunlardan çıkalım aslında Yeçin diyor de, değil mi? Yani, o. Ee, Sayın Caşın niye çıkacağız diyor. E, Bekçuk, köpeğin yani, kulübesinde benim bayrağımı koyarsan çıkarsın. O adam çizebilir Türkiye'yi. Yani, o bir politika. Hocam şuna karar vermemiz lazım. O bir karikatüristin şeyi değil. Ben, şuna karar, karar vermemiz lazım. nasıl e, e, bir değil. yol politika. izleyecek Türkiye hocam? zaman? Avrupa 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 Amerikanlar da maymuna benzetiyor. Sayın Caşın ama diyor ki bir adam çizdi diye bunu böyle olmak zorunda değil. Devlet politikası. Bakınız Avrupa Birliği'nin bizden istediklerini söyleyeyim. Kıbrıs'tan çıkın. Avrupa Birliği her belgesinde söylüyor. Atın. Ha, çıkarsın o zaman Avrupa Birliği atın. kampında olamayız. Dün Kıbrıs'tan söyledi çıkın. Perşembe İki. girmen toplantı edin. Çıkmayacağız dedi. 50 sene bitmiştir dedi şimdi Siz Doğru. Bir şey ona göre Avrupa Birliği dedi. Devletleri, devletleri. Yani Avrupa, Avrupa Birliği temsilcisi orada. Büyükelçisi de oradaydı. Tamam şimdi siz yani, soykırımcısınız diyorlar. Siz, yani. efendim? Yani Ermeni soykırımı yaptı diye üzerimize geliyorlar. Doğu Perinçey'in bu e, suçlamayı yere vurmasına rağmen. Hocam ben de Biden'a zengin o zaman. Yani. Üç, neyse o bir. <laughs> Herkes her şeyi söylüyor. Hayır Avrupa Birliği bir Hristiyan ve zenginler yani Fransa ve Almanya'nın yönettiği bizi şöyle almayacaklarını bir bize alacaklarını açıkça mantık, söyleyelim milletim. Şöyle bir mantık şöyle bir şeyi var. Evet. Bu kaos planında bakınız Fransa da burnumuzun dibinde boşuna kışkırtmalar yapmıyor. Yani e, Yunanistanla İsraille birlikte Doğu Akdeniz Türkiye'nin şu anda yumuşak karnı ve oradaki güç dengelerini iyi düşünmemiz lazım. Yani orada Hamaset geçmez bir. Top patladığı andan itibaren Güçlerin Sayın Caş'ın de şunu söylüyor Burada... Birkaç ifadeyi dikkate alarak eksenimizi, ya da yol haritamızı içeride. değiştirmeyelim Karika diyor. Karikatüristin Siz... kaleminden bahsetmiyorum Namludan bahsediyorum Fransa Suriye'nin kuzeyinde Hocam, yok mu? Hocam Fransa getirdi Var. helikopter gelin seni Türk denizaltısı çık buradan vururum seni dedi Tornistan yap Şu anda bizim, yani, bizim girelim Türk'te dediğimiz Avrupa Birliği ülkeleri FETÖ ve PKK üssü oldu Hepsi orada şu anda üst bir devlet politikası olarak korunuyor. Dolayısıyla biz Avrupa Birliği'ne yal, Avrupa Birliği'ne yalvaran bir ülke kendini savunamaz. Bu bilin, Burada bu, mu? bu, bu FETÖ bunu, ve bir, 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 bir da, da, Ankara'dan Sayın Karakuş'a da haksızlık etmeyin. Tam oyunu aydınlatmak. Tabii. Bu adam diyebilir. Ben de Türkiye'yi karıştıracağım. Evet, Bundan çorbası mı Türkiye? Nereyi karıştırıyorsun? Güzel. Karıştıramaz, evet. Karıştıramazlar Türkiye'yi. Aynen, aynen bu, doğru söylüyorsun Sayın Caşin ya. <laughs> ben karıştırdım. Hasta kaptan. Aynen <gülüyor> doğru söylüyorsun. havada soğuk var yani, geliyor yani. Sayın Erdoğan karıştırdım. Sayın Bana karşı söyleyecek şey. ya. Yani bana yani yani karşı dediği de için. yok yok. öyle bir şey yok ya. Bunları bilmeyen yok. Bakın söylediklerinizi bilmeyen yok. Sayın Caşın da dedi ki bakın hani Türkiye'ye yönelik hani söylemiyorsunuz. Gelin Amerika'nın Türkiye'ye yönelik kaos planını konuşalım. Şiddet planını konuşalım. Dinleyelim bakın ama. ben de şunu söylemek istiyorum. Siz plan yapacaksınız. Ha, yapalım evet işte onu ben. Evet alayım. onu söyleyelim ya, ona hocam. Karşı plan Komutanım yapalım. onu söyleyelim. Ha. Şimdi bakın ben şunu söylemek, burada, istiyorum. Burada ee, onu söylemek istiyorum. Komutanım. Söylemek istiyorum. Komutanım. Peki ne bakın. planı yapacak Türkiye aslında? Ya, şöyle bir evet. mantık hatası var bakın. Şöyle bir şey var. Şimdi sayın e, savunma bakanımız diyor ki biz NATO'daki görevlerimize, NATO'daki taahhütlerimize, NATO'ya anlaşmalarımıza bağlıyız. Evet, bu. Da, şimdi gereğini... öbür tarafta bir grup diyor ki e, şeyle ilgili ya NATO evet ama tehdit olarak görüyoruz NATO'yu. Tehdit oradan geliyor. Peki NATO bizim milli çıkarlarımıza e, şeylerimize e, ne diyelim menfaatlerimize ulusal e, güvenliğimize. Evet, bekamıza saygılı mı? Ya da onları koruyor mu? Şimdi bu mesaj şimdi bu mesajı iki türlü veriyoruz. Arkasından da ee, şöyle, söyle söyle Sayın Cumhurbaşkanı söylediğini tekrar etmek istiyorum ama sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı hem iktidar kanadı hem de muhalefet kanadı şeylerle e, PDEPKA ile ya da e, PKK ile ve HDP ileye yönelik bir takım laflar ediyor. Yani bu 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 laflar e, bu istiyor? laflar Türkiye Özgür Türkiye'de e, şeyde olunca e, bütün bu gelişmelerle beraber beni huzursuz ediyor. Niye huzursuz ediyor? Acaba diyorum yeni bir süreç mi başlayacak? Acaba yeni bir başka bir şey mi başlayacak? Ee, yeniden bir anlaşma mı oldu? Bir şey mi oldu diye ben huzursuz oluyorum. Ee, anlatmak istediğimiz konu bu. Yani biz mesajlarımızı e, Sayın Devlet Büyüklerimiz mesajlarını ya Kim huzursuz olmuyor Sayın Pekin? Efendim? <laughs> kim huzursuz yani, olmuyor Sayın huzursuz. Pekin? Ya bilmiyorum, bilmiyorum belki. Ya yani. yani bakın ben <laughs> Hocam, şunu söylemek istiyorum. Huzursuz oluyorum. Yani keşke yani, Epenim Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'si Suriye'nin doğusundaki PKK'yı desteklemesi konusunda herkesin bir müttefikliği yok mu? Var. Biliyoruz biz bunu. Evet. Yani vatanını sevenler bunu biliyor. Ama bakın, e, her kuruluşun içerisinde sizin kendinizi güvenliğinizi sağlayabilmek için sizin çok çalışmanız gerekiyor. NATO'yu siz kullanmanız gerekiyor. İşte ben onu söylüyoruz. Ayrıntıya girmeyin. Siz şunu mu söylüyorsunuz Sayın Karakoş? E, zaten her şeyin farkındayız. Çıkaralım. Ben, ben de Sayın NATO'dan karadın, çıkmak NATO çözüm kullanalım. değildir. Hadi Amerika'yı çıkaralım. Tabii tabii öyle yüzeyinden. Siz... Hadi çıkaralım o zaman madem çıkarabiliyoruz kullanarak. Şimdi, sayın e, Karakoş NATO'dan çıkmak çözüm, çözüm değildir. Gibi değil, diyor herhalde. 1900, 1900 e, 91 yıllarda genel komayda sanırım ikinci başkanı Çevik o yıllarda bir konsept ortaya atıldı şimdiye kadar e, Almanya e, NATO'nun şeyindeydi, cephesindeydi Rusya'ya karşı. Bundan sonra Türkiye cephe ülkesi, ülkesi oldu, diğerleri de kenar kuşak ülkesi oldulardı. Ama şunu idrak edemiyoruz. Eğer bizi NATO'ya aldılarsa bizim menfaatimizden çok kendi menfaatlerine e, yaradığımız için NATO'ya aldılar. Yoksa Türkiye aman Türkiye burada çok önemli ülke bu, bu cephe ülkesi Buna yardım mı? Böyle bir niyetleri yok adamların yani. Böyle bir, Gerçekten böyle bir niyetleri yok. Kendilerine faydalı olduğumuz için aldılar. Tamam. Sayın Karakuş siz de şunu mu söylüyorsunuz? Kendi menfaatimize uygun bir hale getirelim NATO'yu. Bu mu sizin savunduğunuz? Öyle bir şey demiyorum komutanım. Değil mi? mi? Efendim, o evet efendim. Evet diyor böyle diyor. O sizin NATO içerisinde efendim işte subaylarınızla, diğer kuruluşlarınızla, siz de NATO'yu yönlendirmeye çalışacak He? yeteneğe sahip evet. olmanız lazım. Bu mümkün mü? Bu, bu mümkün saatten yani. sonra ama evet. Sayın Yücel evet. değil diyor. Hayır. Sayın hayır. Yücel evet, evet. biz zaten Böyle 15 Temmuz'da anladık diyor. Şöyle bu mümkün ya efendim, mü Sayın Yücel da Transformasyon Komutanlığı bu, var. Bu zaman, e, şeyde. Komutan müsaade eder misin? Zamanında, zamanında NATO'yu yönlendirme ile ilgili birçok örneğini hayır, verir. Hayır, e, komutanım. Şimdi burada e, uzun... Ana konularda değil bakın. Transformasyon Komutanlığı var. Çalışacaksınız siz Amerika'da, Florida'da. Transnistriyalı komutanlığının başında bir e, oramiral var Amerikalı. Ve biraz evvel şeyin saydığı birçok konu, Sayın İlker'in saydığı birçok subay, NATO subayı orada çalışıyordu. O bölgede çalışıyordu. Yani o ev emirde. Yani adam böyle bir şey kurmuş. NATO'nun stratejilerini, yazılanları, çizilenleri, hedeflerini oradan şekillendiriyor. Ondan sonra size Avrupa'ya gönderiyor. Avrupa'dakiler NATO karargahında onları tartışıyor. Yeni bir şey üretmiyorlar yani. Biz de yeni bir şey üretmiyoruz emin olun. FETÖ'cülerin ürettiğini yani tartışıyoruz Evet. Yemin yeni şimdi, bir şey üretmiyoruz yani. Şimdi şimdi şunu söylemek istiyorum. Efendim, eğer aklını kullanan her yerde yeri vardır. Keşke. Benim söylemek istediğim bu kadar basittir. Siz aklınızı kullandığınız müddetçe, oraya görevlendirdiğiniz, NATO'ya görevlendirdiğiniz subaylar efendim görevini çok iyi yaptığı takdirde NATO'yu yönlendirirsiniz. Bu kadar basit. Bunun çok örneklerini ben hayatımda gördüm. Ben burası, ben görmedim, bakmayın efendim. Bakın, Gerçekten sayın görmedim. çiftçinin bir dakika efendim, bir dakika bitireyim. Şimdi olabilir, siz görmemiş olabilirsiniz, evet. ben gördüm. Şimdi sayın çiftçinin söylediği U dönüşü, bütün her yönüyle U dönüşü değil. Yani efendim PKK'yı desteklemeyecek manasında, efendim işte bilmem bazı yerlerde karşımızda olmayacak manasında. FETÖ'yü desteklemeyecek manasında değil. Sayın Çiftçi'nin söylediği U dönüşü, bu malumunuz F-35, F-16 ve diğer bazı konularda U dönüşü yaptığını söylüyor. Ben de onu söylüyorum. Demek istediğim bu ki... Sayın Çiftçi'ye de bir gelelim. Onun ana Sayın, amacı belli. geleceğim. Sayın Çiftçi'ye de gelelim çünkü... Şimdi... Erdoğan evet, pa evet ben zaten ben zaten kendisine <laughs> konuşmayı verdim. Herhalde bakayım. benimle aynı fikirde. Ne var fikirde. Maraş'ta ne var abi? Erdoğan Paşa'm. Hem Maraş hem